Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte Farmasi Doktor Cevdet Tuna'nın Atkestanesi balsamının Özelliklerini Ne işe yaradığını ve de Faydalarına bakacağız arkadaşlar Bunları anlatacağım sizlere Şöyle bir Yakından göstermek istiyorum ürünü Doktor Cevdet Tuna Atkestanesi balsamı Relaxing and calming masaj jel olarak geçiyor Natural Care arkadaşlar tamamen doğal bir balsam. Bu balsam 500 ml'lik bir balsam arkadaşlar. At kestanesi balsamının büyük boyu arkadaşlar bu. Bir de bunun 125 ml'lik olanı da var. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere üzerindeki bilgileri okumak istiyorum. At kestanesi Sarı kantaron, nane, mentol, esansiyel yağlar içerir. At kestanesi ve sarı kantaron özü ile cildi rahatlatır. Nane yağı ve mentolün ferahlatıcı özelliği sayesinde keyifli bir masaj uygulamasını sağlar. Arnika ve biberiye yağları ile cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar ve besler. Rahatlama ve masaj için kullanınız diyor. Uyarılar oda sıcaklığında saklayınız. Sadece Dış kullanım içindir. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz bölgesi hassas ve genital bölgelerde uygulamayınız. Bu ürün ilaç değildir. Rahatlatıcı masaj jelidir diyor arkadaşlar. Şimdi üzerindeki bilgileri okuduktan sonra sizlere bu üründen daha fazla bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bu alt kestanesi balsamı sırt, boyun, bel, bacak, migren, ve diş ağrılarında, romatizma, hemoroid ve topuk dikeninde varis tedavisinde güvenle kullanabiliyorsunuz. Boyun bölgesini gevşeterek rahatlatıyor. At kestanesinin nezle ve grip tedavi edici özelliği vardır. Bunu göğsünüze sürerek nezle ve grip olduğunuz zamanlarda o yumuşatıcı etkisinden faydalanıp nefes almanızı kolaylaştırabilir. Hatta ve hatta öksürüğünüzün dinmesinde de yardımcı olabilir. Kılcal damarların kanama ve çatlamasını iyileştirirken iç kanamayı önler. Antioksidan açısından güçlü olan at tanesi vücudun kuvvetlenmesini sağlar. Damar büzücü etkiye sahiptir. Kan dolaşımını hızlandırır. İncinme ve burkulma sonrası ağrı ve sızılar üzerinde etkilidir. Masaj yaparak uygulama yapabilirsiniz. Seriliklerin azalmasını, çatlaklardan dolayı oluşan görünüm ve deformasyonun toparlanmasını, kol ve bacak için yağlanmaya ve sertmeye müsait bölgelerin düzgün kalmasını sağlıyor. Romatizmalı hastalara da ayrıca iyi gelmektedir arkadaşlar. Peki bu at kestanesi balsamı nasıl kullanılır? Şimdi ona da değinmek istiyorum. Arkadaşlar boğa kestanesi balsamını günde iki defa masaj yaparak sorunlu bölgeye sürüyorsunuz. Mentollü içeriği olduğu için ayrıca rahatlama hissi de verecek. O bölgeye sürdükten sonra zaten göreceksiniz ki 1-2 dakika içerisinde teniniz boğa kestane balsamını hemen çekecektir. Çok çabuk Emici özelliği var arkadaşlar. Cildinizin üzerinde saatlerce kalmıyor. Sürdüğünüz zaman masaj yaparken dahi cildiniz hemen bu balsamı emiyor. Ve mentolli içeri sizi kesinlikle rahatlatıyor. Günde iki defa kullanıma uygundur demiştik. Şöyle yapabilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere kullanabilirsiniz. Böylelikle günün saatlerini de dengelemiş olursunuz. Fakat kimler kullanamaz arkadaşlar? Bundan da bahsetmek istiyorum. Hamile ve emziren kadınların kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor ve de kan incelten ilaç kullananlar ayrıca kanama sorunu olanlar kesinlikle kullanmamalıdır arkadaşlar. Çünkü gerçekten bunlar ilaç değil takviye edici ürünler arkadaşlar ama bunların tabii ki de bazı durumlarda yan etkisi olabilir. Sağlık problemi olanlarda hamilelerde hemzirenlerde bu yan etki gösterebilir ama onun dışında şahit ki sağlıklı bir bireyseniz ve bu tip rahatsızlığınız yoksa sadece rahatsızlığınız arkadaşlar sırt boyun bel bölgesindeki ağrılar, kılcal damarlarındaki sorunlar, öksürük, nezle, grip, incinme, kurma veya selülit gibi sorunlarınız varsa ayrıca romatizma gibi sorunlarınız varsa bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere Farmasi Doktor Cevdet Tuna alt kestanesi balsamından bahsettim. Ne işe yaradığından, faydalarından, nasıl kullanılması gerektiğinden ve de kimlerin kullanmaması gerektiğinden bahsettim. Umarım ki sizlere faydalı olabilmiştir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.